torba yasa birçok kanunda, 8 kanunda değişiklikler getirmektedir. Benim bu değişiklik yapılan kanunlar içinde önem verdiğim kentsel dönüşüm kanunu, bu hükümet zamanında çıkarılmış önemli kanunlardan birisidir. Bir fırsattı kentsel dönüşüm kanunu ve geçmişte yapılan, kentlerimizde yapılan sorunların, hataların giderilmesi için, yeni bir vizyon koyabilmek için, sosyal donatıların yeterli olabilmesi ve daha sağlıklı, sağlam yapıların yapılabilmesi için bir fırsattı. Fakat kentsel dönüşüm yasası sadece binayı yıkıp biraz daha fazla yoğunlukla benzer binayı ya da birkaç kat fazlasıyla yapmak şeklinde yorumlandığı için yeterli sonucu alamadık. Oysa bu kanun gereği ada bazında ya da mahalle bazında birleştirmelerle geniş alanlarda kanunu uygulamak ve sosyal donatı alanlarını yeterli şekilde yeşil alanıyla, ibadet alanıyla, oyun ve spor alanlarıyla yapabilmek mümkündü. Fakat hiçbir belediyenin bu şekilde uygulama yaptığı çok da pratikte görülmüyor maalesef. Ben 1990'lı yılların başında Antalya'da şöyle bir manzara görmüştüm. 100 bine yakın konut vardı. Bunun 50 bin civarında konut ruhsatlı, 50 bin civarında da kaçak yapı, gecekondu vardı. O zaman 2981 sayılı, bugün de yine geçerli olan Tapu Tahsis Kanunu yürürlükteydi. Ben 1990'lı yılların başında Antalya'nın en önemli sorunlarından birisi olarak kanalizasyon yapımını ve gecekonduculara da tapu tahsis belgelerinin karşılığında tapu vermeyi hedef olarak almıştım. Ve binlerce gecekondu alanını kamulaştırmak suretiyle bu tahsis belgeleri karşılığında bu kişilerin tapularını verebilmiştik. Ancak son yıllarda hazırladığımız 1500 dönüm tapuyu, ki 3500 tane gecekonducunun gecekondusuna tekabül eden araziydi, birkaç yıl uğraşarak onu da kamulaştırdık ve büyükşehirin kasasına koyduk. Ancak bizden sonra gelen belediyeler yine TOKİ mantığıyla gecekondu hak sahiplerine onu dağıtmak yerine TOKİ mantığıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanını meydana getiriyoruz diye gururlanarak onun yapımına başladılar ve 20 bin konut yapılıyor. İnşallah sonuçlandırmak ve de arsa sahiplerinin, tahsis belgesi sahiplerine de dairelerini vermek kısmet olur diyorum, ama bence uygun olan bu değildi. 1990'lı yıllarda Türkiye'de ilk Antalya'da biz başlamıştık tapularının dağıtılmasına. Geçenlerde Sayın Binali Yıldırım'ın ifadesinden anladığım kadarıyla 25 yıldır maalesef İstanbul'da böyle bir çalışmanın yapılmamış olduğunu görmek doğrusu üzüntü vericiydi. Oysa bu işlem kentler için son derece önemlidir. Çünkü o araziler gelecekte de birer arsa rezervidir.